Merhabalar efendim Nur Mutfağı kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz ben Nurgül bugünkü hazırladığım tarifim çıtır levrek portakal soslu kereviz salatası püre eşliğinde nefis bir menü oldu arkadaşlar tarifimi detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım umarım sizler de yapınca çok beğeneceksiniz evet e, gerekli olan malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim arkadaşlar açıklama kısmından ulaşabilirsiniz Yaklaşık 500 gram kadar levrek file kullandım. Sander file. Levrek fileler zaten hazır temizlenmiş oluyor. Kılçıksız arkadaşlar. Ben sadece fazla suyunu aldıktan sonra tuz karabiber ilave ettim. Un ve mısır unu ile balık filelerini unladım. Daha sonra başka bir kabın içerisinde bir tane yumurta kırdım biraz tuz, biraz karabiber ve biraz da süt ekleyip çırptım bu karışımı ve panko meal kullanacağız arkadaşlar kaplaması için panko biraz daha iri taneli bir e, galeta unu oluyor arkadaşlar böyle çok küçük ufak taneli değil bu şekilde gerçekten panko ile kaplayınca sinetler e, veya et kızartmaları, balık fileler çok daha lezzetli bir çıtır oluyor. Eğer varsa bu şekilde panko kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer yoksa galeta unu ile de bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Önce yumurta sosuna daha sonrasında panko ile balık filelerimi kapladım. Gördüğünüz gibi. Balık filelerimin yanına da arkadaşlar patates püresi hazırladım. 4 tane patatesi haşladım. 1 çimdik tuz 1 e, kaşık kadar tereyağı parçaları ilave ettim ve yaklaşık bir bardak sütü de yedirte yedirte ekledim ve bu şekilde ezici ile karıştırdım en sonda muskat ceviz baharatı ile püremi lezzetlendirdim bu şekilde patates püremi de hazırlamış oldum arkadaşlar evet Kıvamı çok katı olmayacak ve çok da cıvık olmayacak şekilde sütü ilave ettim. Kontrollü bir şekilde. Gördüğünüz gibi patates pürem hazır. Yanına arkadaşlar genelde balık menülerinin yanında kullanıyorum. Remoulade sosu. Bu sos tarifini daha önceden de paylaşmıştım sizlerle. Kısaca anlatayım. İçerisinde bu kez yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar mayonez var. 1-2 dilim soğan. 1-2 dilim kornişon turşusu. İçerisinde daha sonra dereotu bir tatlı kaşığı kadar senf hardal yani arkadaşlar tuz, karabiber biraz şeker ve turşu suyundan limon bu şekilde bir karışım ile sosumu hazırladım. Dediğim gibi bu sos tarifini daha önceden paylaşmıştım videolarımdan bulabilirsiniz. Evet bazen değişiklik yapıyorum daha da bir e, farklı lezzetler arıyorum arayış içerisinde olduğum için de bazen e, tıp atıp aynı yapmıyorum sos tariflerimi arkadaşlar genelde değiştiriyorum e, bir parça ekli, ekleme çıkartmalar yapıyorum. Evet şimdi e, levrek filelerimi tavada kızartıyorum tavaya bir miktar sıvı yağ ilave ettim yağım ısındıktan sonra levrek filelerini altın renk alana kadar iki taraflı kızarttım. Çok kısa sürede kızarıyor arkadaşlar. Orta derecede bu şekilde renk aldıktan sonra yağlı kağıt koyulmuş tepsimizi alalım. Daha sonrasında servis için sunum yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır arkadaşlar gerçekten çok lezzetli bir menü oldu. Çok lezzetli bir file oldu arkadaşlar. Evet sunum tabağıma da bu şekilde patates püresini koydum. Sosum ve portakal kabuğu içerisinde lezzetli bir salata yaptım. Bu salata tarifimde videonun sonunda doğru izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi sunum tabağıma da bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Bir kenarına patates püresi kızarttığım çıtır levrek filelerini remoulade sosumdan ve kereviz salatam eşliğinde sunuma hazır oldu. En sonda balzamiko ilave ettim arkadaşlar. Balığa çok yakışıyor. Lezzet veriyor. sizlerde bu şekilde sunum yapabilirsiniz veya daha farklı bir şekilde menü hazırlayabilirsiniz arkadaşlar yanına pilav yapabilirsiniz risotto yapabilirsiniz farklı menüler çıkarmak sizlerin elinizde ben bu şekilde hazırladım umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar evet şimdi menümüz bitti menü tarifimiz arkadaşlar salata tarifimi anlatacağım salata tarifimiz için gerekli olan malzemelerimiz Yarım kereviz, bir tane havuç, bir tane portakal, bir tane elma, yarım limon suyu, biraz zeytinyağı, bir tutam tuz. Evet, kerevizi, havucu, elmayı kabuklarını soyalım arkadaşlar. Daha sonrasında yıkayalım. Evet, şimdi rende kısmı. Rendenin iri gözüyle kerevizi ve elmayı rendeleyelim. Kararmaması için de yarım limon suyuna sıkalım. Evet, havucu da rendenin ince kısmıyla rendeleyelim arkadaşlar. O şekilde daha bir lezzetli oluyor. Evet. Kabımızı alalım. Üzerine bir tane portakalın suyunu dökelim. Zeytinyağı ve tuz ile lezzetlendirelim. Dilerseniz bir tutam da şeker ilave edebilirsiniz. Evet en sonda tuz ve zeytinyağı ile salatamızı lezzetlendirdikten sonra güzelce harmanlayalım ve salatamız hazır arkadaşlar. Ben sunumda portakal kabuklarını da kullandım tabak olarak. Üzerine en son fesleğen yaprağı ve ceviz taneleri koydum. Bu şekilde sunumu tamamladım arkadaşlar. Gerçekten hem göze hem midiye hitap etti. Kerevizi bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve zil sesini lütfen açmayı unutmayalım. Bu tarifleri ben sizler için paylaşıyorum. Paylaştığım videoların sizlere bildirim olarak gelsin. Ayrıca videolarıma beğen ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Emeğime destek vermiş olursunuz. Kanalıma göz atmayı unutmayın lütfen. Değişik sos tarifleri, salata tarifleri, menü tarifleri, yöresel lezzetler binlerce tarif bulabilirsiniz. Sizlerin de damak zevkinize uyan lezzet mutlaka kanalımda vardır arkadaşlar. Evet bir yayınımızın sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.